Merhaba sevgili öğrencilerim. 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Önce durdurken videoyu aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Instagram ibrahimhoca.33 adresimiz, buradan da yine bizi takip edebilirsiniz. Çocuklar, bir metnimiz var. Bu metne göre 4 tane soru yanıtlamamız isteniyor bizden. Atatürk'te okuma tutkusu. Kitap ve okumak onun düşünce yaşamı için vazgeçilmez bir öğe olmuştur. Bu yüzden yurt gezilerinde kütüphanelere uğrar, onların sorunlarıyla ilgilenir. Kimi zaman da kitap getirterek okurdu. Okuma alışkanlığını çocukken kazanan Atatürk, boş zamanlarında elinden tarihle ilgili kitapları düşürmemiştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen Atatürk, akıl ve bilimi düşünce yaşamında rehber edinmiştir. Onda okuma bir tutkuya dönüşmüştür. Geniş bir kültüre sahip olmasını okuma tutkusuna, kitaplara borçludur. Atatürk her büyük girişimde o konuyla ilgili eserleri okumuş, araştırmacı titizliğiyle konuyu incelemiş, daha sonra ilgili konu üzerinde tartışmalar açmıştır. O, okuduğu kitaplardan edindiği bilgiler ışığında Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaştırmıştır. İlk sorumuz, Atatürk yurt gezilerinde ne yaparmış diyor bize, bakalım. Bakın burada yazıyor. Bu yüzden yurt gezilerinde kütüphanelere uğrar, onların sorunlarıyla ilgilenir. Kimi zaman da kitap getirterek okurdu. Bunu bir cevap cümlesine çevirelim. Kütüphanelere uğrar, onların sorunlarıyla ilgilenir. Kimi zaman da kitap getirterek okurmuş. Bu doğrultuda bir cevap cümlesi yazman gerekiyor. Türkçe dersindesin sevgili öğrencim. Noktalama işaretlerine, yazım kurallarına, yazının güzel olmasına dikkat etmen gerekiyor. Metne göre ikinci sorumuz, Atatürk sahip olduğu kültürü nasıl elde etmiştir diyor bize. Hemen bakarım sevgili öğrencilerim. Geniş bir kültüre sahip olmasını okuma tutkusuna ve kitaplara borçludur. Bunu bir cevap cümlesine çeviriyorum. Okuma tutkusu ve kitaplar sayesinde dersen ya da bu doğrultuda bir cümle yazarsan cevap cümlesi, yine 5 puanda hesaplama yapabilirsin. Bu parçaya göre üçüncü sorumuz, Atatürk bir işi yaparken nelere dikkat edermiş? Bakalım. Atatürk her büyük girişiminde o konuyla ilgili eserleri okumuş, araştırmacı titizliğiyle konuyu incelemiş, daha sonra ilgili konu üzerinden tartışmalar açmıştır. Hemen bir cevap cümlesine çeviriyorum bunu. O konuyla ilgili eserleri okurmuş, araştırmacı titizliğiyle konuyu incelermiş, daha sonra ilgili konu üzerine tartışmalar yaparmış. Çocuklar, bu sorular kolay sorular, cepte olan sorular. Yukarıda görüyorsun ve onu bir kendi cümlenle cevap cümlesine çeviriyorsun. Parçaya göre dördüncü sorum, Atatürk Türk toplumunu nereye ulaştırmıştır, bu başarısını neye borçludur? O, okuduğu kitaplardan edindiği bilgiler ışığında Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaştırmıştır. Güzel bir cevap cümlesi, okuduğu kitaplardan edindiği bilgiler ışığında Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaştırmıştır dersen tam puan alırsın. Bir diğer sorumuz, komşumuzun çocuğunu oynarken annem görmüş. Bu tümcenin öğelerinin dizilişi ortaya çıkartıldığında çocuğun duyguları nasıl olur diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi sevgili öğrenciler, baktığımız zaman buradaki görmüşün yüklem olduğunu görüyoruz. Komşumuzun çocuğunu oynarken annem görmüş. Kimi görmüş? Komşumuzun çocuğunu görmüş. Buraya da ben nesne demem gerekiyor. Nasıl görmüş ya da ne zaman görmüş? Oynarken görmüş ki bu da zarftır. Zarf şeklinde belirtelim. Gören kim? Bu görme işini yapan kişi kim? Annem. Buraya da bizim özne dememiz gerekiyor. Baktığımız zaman burada ilk başta nesne olacak. Nesnenin burada mutlu olması gerekiyor. A seçeneği gitti. Daha sonra zarfın gelmesi gerekiyor. Sakin. Mutludan sonra sakin diyorsa C seçeneği de gitti. Daha sonra özne gelmiş burada. Üçüncü sırada şaşkın gelecek. Mutlu, sakin, şaşkın ve son sırada da üzgün. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum, aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde çatı aranmaz? Sevgili öğrenciler, yükleme eğer isim cümlesi ise ancak çatı aranmaz. O zaman burada yüklemi bulup isim mi, fiil mi ona bakmam gerekiyor. Bundan sonra umudum kalmasa da olur. Olur burada fiildir, yüklemdir. Unuttururum yine yüklemdir sevgili öğrencim. Unutmak yüklemi. Göstermeliyiz, göstermek yine burada bir yüklemdir. Hayattaki en büyük servet umuttur diyor. Yine burada yüklem olan kelime. Ama umut kelimesine baktığım zaman isim soylu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla isim cümlelerinde çatı aranmaz. Doğru cevap D seçeneğidir.
Bir diğer sorum, yukarıdaki karikatürdeki durumu ifade eden deyim hangi seçenekte verilmiştir? Adam diyor ki sana darıldım, o da diyor ki ben de sana darıldım. İkisi birbirine darılmış, gücenmiş, birbirlerine karşı gönül koymuşlar. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz da, yukarıdaki cümledeki fiilimsiler hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir? Bakalım hemen. Kürsüde konuşan sunucunun sesini duymak için herkes dikkat kesilmişti. Kürsüde konuşmaktan konuşan sunucu, önündeki isimden dolayı buranın bir sıfat fiil olduğunu söyleyebilirim. Anası mezar dikecekmiş ekleri yine aklına gelsin. Yine bir fiil olan kelime me ya da ma gibi olumsuz eki olmaması gerekiyor. Ya da mekmak mastar ekini aldığı zaman o artık isim fiil olur. Duymak kelimesi de burada isim fiildir. Önce sıfat fiil, sonra isim fiil. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi söz ya da söz grubunu yazarsak yer tamamlayıcısı vurgulanmış olur. Sen bir öğeyi vurgulamak istiyorsan yüklemden önce söylemen gerekiyor. Çocuklar gün boyu nokta nokta oynadı. Bakalım hemen. A seçeneği, evin bahçesinde yer tamamlayıcısını bulmak için nereye, nerede, nereden gibi soruları sorman gerekiyor. Çocuklar gün boyu evin bahçesinde oynadı. Nerede oynadı? Evin bahçesinde. Yüklemden önce bu ifadeyi getirirsen yer tamamlayıcısını vurgulamış olursun. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Yeni olmuş bir olayın ve olay hakkında elde edilen bilgilerin çeşitli kaynaklardan toplandıktan sonra medya organlarına yansıyan şekli ne denir diyor bize. Akşam haberleri izliyorsun sevgili öğrencim. O gün boyunca ortaya çıkan olaylar, bu olaylar hakkında elde edilen bilgiler çeşitli kaynaklardan toplanıyor ve bizlere sunuluyor. Bu yazı türünün ne, kim, nerede, ne zaman, nasıl sorularına cevap vermesi gerekir. İlginç, yeni ve doğru olması önemli özelliklerdendir. Çocuklar haber yazılarından bahsediyor. Cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir? Gerçek anlam mı, mecaz anlam mı, ona bakıyoruz. Yazar yıllardır içinde biriktirdiği sıkıntılar, üzüntüler burada gerçek anlamında kullanıldığını görüyorum. Önce gerçekle başlatacağım. Eleme yöntemiyle B ve D seçeneği gider. Kova kova döküyor öykülerini. Sıkıntılarını kova kova döküyor. Suyu dökersin anlarım oradaki gerçek anlamı. Öykülerinde dile getirmek anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada mecazi bir anlatım vardır. Gerçek sonra mecaz. Baktığım zaman öykülerini okurken kendinizi yazarın yerine koyuyor. Anlattıklarını, söylediklerini. Gerçek anlam sevgili öğrencim. Karşısında donup kalıyorsunuz. Yani irkiliyorsunuz ya da sessiz kalıyorsunuz. Onları düşünüyorsunuz anlamında kullanılmış. Donup kalsaydı buz gibi, ne bileyim, soğuk bir havadan donma. O şekilde bahsetseydi ancak gerçek anlam diyebilirdim. Dolayısıyla burada mecazi bir anlatım var. Gerçek mecaz, gerçek mecaz. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki tabloya uygun olan fiilin kullanıldığı cümleye hangi seçenekte verilmiştir? Acaba bu fiil etken midir, edilgen midir, geçişli midir, geçişsiz midir? Sevgili öğrenciler, gerçek özne varsa etken, yoksa edilgendir. İçerisinde nesne varsa geçişli, nesne yoksa geçişsizdir. Hemen buraya bir bakalım. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Yüklemin altını çizelim. Masadaki bardakları Ahmet almış. Almış burada yüklem. Peki kim almış? Ahmet almış. Eğer burada gerçek özne var, evet gerçek özne varsa etken bir cümledir diyebilirim. Birinci şartımızı bulduk. İkinciye bakalım. Bu aynı zamanda geçişliymiş. Yani bir nesneye sahip olması gerekiyor. Cümledeki nesneyi bulmak için kim, kimi, neyi gibi soruları sorarsın. Masadaki bardakları Ahmet almış. Neyi almış? Masadaki bardakları. Bir nesne de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla aynı zamanda geçişidir. Doğru cevabım A seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tanık gösterme, örnekleme, tanımlama, karşılaştırma. Bakalım. Düzenli spor yapan kişilerin dinlenme halindeki kalp atış hızı spor yapmayan kişilere oranla daha düşüktür. Düzenli spor yapan kişi stres altındayken kalp atışları spor yapmayan kişilerden daha düşük düzeyde kalır ve yavaş yavaş yükselir. Yani ben buraya kadar okuduğum yere kadar düzenli spor yapan ve yapmayanlar arasında olan şeylerden bahsediyor. İkisini karşılaştırmış gibi. Halbuki vücudu hareketsizliğe alışmış bir kişinin kalp atışları aniden fırlayabilir.
düzenli spor yapanlar bu riskten uzak kalırlar. Çocuklar, burada karşılaştırma var baştan sona doğru. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorum, yandaki tabeladaki cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Mutlu insanların yaşadığı köye gider. Yüklemini burada altını çizdik. Baktığım zaman gitmek eylemi ve fiilin yüklemin en sonunda olduğunu görüyorum. Şimdi çocuklar bir kere isim cümlesi değildir. D seçeneğini elemek istiyorum. Bu bir gitmek fiilinden oluşan fiil cümlesidir. Artı yüklem en sonunda olduğu için kurallı bir cümledir. C seçeneğini de burada sildim. Devrim cümle değildir. Gitmez deseydi olumsuz diyebilirdim ama gider dediği için olumlu diyorum. A seçeneğini de eledim ve doğru cevabım B seçeneği olarak karşıma çıktı. 15 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Seçenekleri biraz daha büyütmeye çalıştım. Bugüne kadar kimse beni anlamadı. MMA olumsuzluk ekini almışsa bu biçimce olumsuzdur ama anlamca olumlu değildir. A seçeneğini eledim. Dünkü film çok da güzel değildi. Güzel değilmiş, tamam. O biçimce olumsuzdur ama anlamca da olumsuzdur. B seçeneğini de eledim. Yaşadıklarımı hiç unutur muyum? Hiç. Unutur muyum? Sevgili öğrenciler, baktığın zaman burada anlamca olumlu, biçimce olumlu, anlamca olumsuz olduğunu görüyorum. C seçeneğini de eledim. Dersleriyle ilgilenmiyor değilim. İlgileniyorum anlamında. Baktığım zaman burada biçimce olumsuzdur ama anlamına baktığım zaman dersleriyle ilgileniyorum anlamı çıkıyor. Dolayısıyla anlamca da olumlu bir cümledir. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin çeşitlerini yanlarına yazınız diyor. Sevgili öğrenciler, 20 puan değerinde dikkat etmemiz gerekiyor. İki cümlemiz var, ekranda bir tanesini görüyoruz. Adam evini satmayı düşünmüyormuş diyor bize. Burada hemen yüklemin altını çizdik. Yüklemin türüne göre bu bir fiildir. Düşünmek fiili. Dolayısıyla buraya fiil cümlesi diyebilirim. Yüklemin yerine göre, yüklem sonda olduğu için ben buna kurallı cümle diyebilirim. Buraya da kurallı cümle dedim. Eğer başta ya da ortada olsaydı devrip cümle demem gerekiyordu. Anlamına göre diyor, düşünmek fiili var orada ve düşünme, bak burada mü diyor ya, orada aslında bir ses olayı var. Mü daralması var orada. M, ma, olumsuzluk ekini de aldığını gördüm. Dolayısıyla olumsuz bir cümledir. Buraya da olumsuz cümle yazdım. Yani düşünme eylemini yapmıyormuş. O şekilde düşünebilirsin. Yapısına göre ise içerisinde baktığım zaman fiilimsi var ya da sıralı cümle olsaydı, biz bunlara iki tane yüklem olsaydı ya da birleşik cümle dememiz gerekiyor. Buraya da birleşik cümleyi yazdım. Diğer cümlemize de bakalım. Çocuklar, buna da 10 puan diyelim. Diğeri de 10 puan. Ona göre artık puanlamayı yaparsın. Şiirlerim rüzgardır, uzak dağlarda esen. Şiirlerim uzak dağlarda esen rüzgardır. Yüklemin altını çizdik. Yüklemin türüne göre rüzgar burada isim. Dolayısıyla biz buna isim cümlesi dememiz gerekiyor. Yazdık. Yüklemin yerine göre, eğer yüklem ortada ya da başta olursa biz buna devrik cümle diyoruz. Hemen devrik cümle yazdım. Bir diğeri, anlamına göre rüzgardır, rüzgar değildir deseydi olumsuz olurdu ama rüzgardır diyor. Dolayısıyla olumlu bir cümledir. Buraya da olumlu cümle yazdık. Yapısına göre diyor, şiirlerim rüzgardır, uzak dağlarda esen. Bakın burada bir fiilimsi olduğunu görüyorum. İçerisinde fiilimsi, birden fazla yüklem ya da birden fazla yargı belirtiyorsa sıralı cümle ise, o zaman biz buna birleşik cümle dememiz gerekiyor. Burada da bir fiilimsi bir de yüklemimiz olduğundan dolayı birleşik cümle yazabiliriz. Bir diğer sorum, aşağıda yanlış yazılmış sözcüklerin başına Y, doğru yazılmış sözcüklerin başına D harfi yazınız diyor. Çocuklar, birkaç, burada bir kelimesi sayısı yerine diğer sayıları getir. İki kaç, üç kaç diyemeyeceğine göre o zaman birkaçın burada bitişik yazılması gerekiyor. Yanlıştır tabii ki. Leyla ile Mecnun'a baktığımız zaman çocuklar, Leyla ile Mecnun, buradaki ile i harfinin küçükle başlaması gerekiyor. Yanlıştır tabii ki. Herhangi bir derken 3 kelime var. İlk ikisi birleşik. Birin burada ayrı yazılması gerekiyor. Kesinlikle doğrudur. Şoför demiş. Şoför demesi gerekiyordu. Yanlış bilgidir. Y harfini yazdım. Pek çok derken de yine ayrı yazılması gerekiyor. Burada da ayrı yazmış. Buraya da D harfini ekledim.
Sevgili öğrenciler, yazınımız sona erdi. Yazının sonunda aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Herkese başarılar diliyorum.